Gel gel. Merhaba. Geldin mi? Neden bugünden geldin? Kar fırtınası bekleniyormuş. Annem panik yaptı. Bugünden geldik. Zaten sınavlar da bitti. Okulda bir numara yok. Aa, bu çok komik olmuş. Karnın ne kadar büyüdü yenge, inanamıyorum. Nasıl taşıyorsun? Bavul gibi. 8 aylık oldu. Salih de geldi mi? Geldi. Tek kelime etmeden 3 saattir yoldayız. Ne oldu? Salih Bey'in bir kız arkadaşı var. 3. sınıftan hem de. İki laf ettik diye bana küstü. Yaşlı kadınlara takılıyor ha? İğrenç bir kız. Ukala'nın önde gideni. Ne var? Sen de kendinden büyük ve ukala'nın önde gideni biriyle çıkmıyor musun? Bizimki ciddi değil. Neresi ciddi değil? Oğlan evlenme teklif etti. Aman etti de ne oldu? Evlenmem ben onunla. Asla. Neden? Ölüyordun 3 ay önce. Biraz şey o. Kültürsüz falan yani. Hiç okumuyor. Bir tiyatroya bir filme falan gidelim diyorum. Bin bir bahaneyle vazgeçiyor. Bütün istediği malak gibi bir barda içelim pinekleyelim. Senin kültürüne ayak uyduramaz tabii. Zeynep! Geliyorum! Annem geldi. Biraz önce yoktu. Ben gideyim. Aman neyse geldin ya artık. İsterse İstanbul'a kurtlar insin. Aman anne, sanki sokakta yaşıyor. İstanbul'un karından ne olacak? Aa, olur mu? Ben nasıl o karda evden çıkıp taksi bulup okula giderim? Daha benim yaşım ne? Konuşma. Sen benim için hala o merdivenden otura otura inen 6 koca torbalı sarı... Sınavlar nasıl geçti? Very good ablacığım. Başarıyla 1. sömestri atlattık gibi görünüyor. Salih'in durumu nasıl? Nasıl olabilir? Okulun ineği. Adamın ders çalıştığını görmedim ama her sınavda tarih yazıyor. O çocuk başka bir şey. Güzel bir karne hediyesini hak ettiniz. Evet, bebelere birer bisiklet alalım. Aman annesinin kuzusu gelmiş. Gel kız buraya. Öldü annen meraktan. Bilet bulamasaydık özel uçak tutarız demeye başlamıştı. Annem bu. Hava durumu hakkında bir istihbarat almış. Halbuki biz dün kısa kollularla deniz kenarında filan oturduk. Görürsünüz. Bakın bugünlerde haşerat gizlenir. Ağaçların suyu çekilir ve ülker fırtınası başlar. Sonrası artık tufan. Hadi ben bir mutfağa ineyim. Güzel bir kapuska pişireyim sana. Özlemişsindir. Öf anne. Puf böreği yapacağım, puf böreği. Ben yemeğe kadar arkadaşlarla buluşacağım. Bizim kızlar Selenlerin evinde toplanmış. Merak etmeyin. Zeynep, biraz gelsene sen benimle. Hadi. Ne oluyor? Gene ne alt karıştırdı? Bir şey yok. Haftalık olağan fırçasını yiyecek. Hala sürüyor mu Tamer davası? Sürüyor. Ama evlenme teklifi şokunu atlattık. Ya abla. Geçen gidişimde kendim gidip baktım. Şu açıyorum açıyorum dediği kulüp var ya. Moloz yığını. Herifin ilgilendiği falan yok. İstanbul'da takılmak için evdekilere böyle bir numara bulmuş. Sabaha kadar orada burada içiyor. Zeynep'i zapt etmezsek onu da sürükleyecek. Bir gece Amerikalıları dışarıya çıkarttım. Ona rastladım. Beni tanımadı bile. O kadar sarhoştu. Yanında birbirinden tapon kızlar. Bak, görüştüklerinden abimin haberi olacak. Çekecek kızı okuldan alacak. Bu işe bir son verin. Olur canım. Kulağını çekerim bırakır çocuğu. Ay sanki laf dinliyor. Kulağıma gelmiyor değil. Bu işe son defa söylüyorum, bir son vereceksin. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmayalım. Senin aklını derslerine vermen lazım. Bak abilerin de işkilleniyor. Bir yere kadar zapt edebilirim. Ona göre. Tamam anne, sadece bir kere oturup kahve içtik. Arkadaşlar da vardı, bir şey yok. Hadi benim gitmem lazım. Her söylediğime terslenerek cevap verirsen konuşmam tabii seninle. İyice manyaklaştın sen. Ben sana ne dedim ki? Bir arkadaşımızla ilişkileri konusunda fikrimizi söyleyemeyeceksek iyi yani. Senin fikirlerini dinlemek istemiyorum. Tamam, o zaman konuşacak bir şey yok. Evet, yok. Tamam, yok. Burasıydı değil mi? Sağ ol abi, yemekte görüşürüz.